Rıza denen hayvan? Ne oldu? Nerede diyorum? Bilmem. Beni gece komşusuna bıraktı. Sen sabah gidersin dedi. Ne oldu ki? Bilmiyorsun sanki. Rıza bir Arap kızı kaçırmış. Kızı erkek kılığına sokup inşaatta saklamış herif. Ulan oldu. Abileri vurdu kızı. Ha? Menan, sen ne zaman geldin? Elime geçecek o adi Mirza, dur sen. Ayşe, büyük kardeşinin nerede olduğunu biliyor musunuz? Yok beyim. Bunu komşuya bırakıp kaçmış şerefsiz. Hemen bana yiyecek bir şeyler getirsinler. Sonra da ses etmeyin. Yıkılıyorum ya. Yat uyuyun sen yavrum, dinlen. Nerede bu kız? Ha? Kaldırın onu. Uya uya şişti. Ben gider bir vukuat var mı? Yok baba. Kuzu gibi uyuyor. İyi. Şeyh Hazretlerine ayıp oldu. Gece bırakıp geldim. Kahvaltıdan hemen sonra gideceğim. Av bereketli geçti mi? Yok. Pek tatsız bu sene. Hayvan mayvan kalmamış. Taktik. Ecer annem. Ne var? Lamiye odasında yok. Banyoya baktın mı? Kapıda bu kadar adam. Evin içinde bu kadar adam. Bu nasıl rezillik? Bana bak, sen bir şeyler biliyorsun, söyle. Etlerini dökerim senin. Söyle, bu kız nerede? Nereden bileyim hanımım? Burada mıydım ben? Belki sen de o tezgahın içindesin. Belki o yüzden kayboldun ortadan. Mirza neden çağırdı seni bu kadar iş varken başında, ha? Alo. Rakibi kulul metari. Hattı rijal bil meydan ve bil muhattat. Rakibu dur el matari. Elle mümkün ne yahrub minha. Ekumu el tekasi. Mabi yasin yahrub minhu. Bir başınaysa tabii. Bırakın defolup gitsin. Bu kız evimizi başımıza yıkacak yoksa. Kurtulduk işte. Bırakın peşini artık. Yeter artık. Belki de onu gizlice sen yok ettin anne ha. Başından atmak için. Zaten geldiği günden beri başınızdan atmak için elinizden geleni yaptınız. Menan! Annenle konuşmana dikkat et. Bu kız yüzünden oğlumdan azar işitecektim ha. Haram olsun sana. Bütün emeklerim haram olsun. Haram olsun. Of be abi. Ne diyorsun sen? Anne! Anne! Açıktı, girdik. Ha, siz miydiniz? Bugün ev biraz karışık. Biz şöyle kapıda konuşalım. Bu olanlardan dolayı aramızda bir problem olmaz değil mi? Ne münasebet? O kendi meseleleri. Yalnız kızı vuran zaten belli. İşin şanssızlığı hadisenin bizim şantiyede cereyan etmiş olması. Biz bu aralar biraz karışıklıyız. Bizim yarımıza da işe bakarsınız artık. Bizim yarımıza alakalı olursunuz. Tabii, tabii. Mirza bağlantı kurarsa haberim olsun. Tabii ki ama sanmam. Yani çünkü olanları duyduysa çoktan gitmiştir. Ayşe, kızım, artık akıllı olacaksın. Başka çare yok zaten. Lamia'yı kurtaracağım derken
büyük kardeşini tehlikeye atarsın yoksa. Bak, Mirza'nın kaçırdığı kızın ailesi Sülek avında. Onu yakalamaları an meselesi. Yakaladıkları anda da ne yapacaklarını sen iyi bilirsin. Onu ölümden bir tek ben kurtarabilirim. O aşirete hüküm geçecek bir tek insan var. O da benim kalim, dostum, Hoca Salih Efendi Hazretleri. Ancak o elini kaldırırsa bu iş durur. Ondan sonra da kendi elleriyle teslim ederler bize. Getirirler Mirza'yı. Sonra ben de koyarım sizi bir arabaya. Doğru koyar. Gider. Yoksa bilmem artık. Düşün taşın karar ver. Bir şey bilsem söylemem mi beyim? Söylemezsin tabii. Söylemezsin. Ama ben sana söyletmesini iyi bilirim. Mela! Bırak kızı kafasını. Zorlama. O şimdi korkuyor Lamia'ya sert davranırız diye. Korkma işte, korkma kızım. Ben Lamia'nın kılına zarar getirmem. O bana kardeşimin emaneti. Tamam. Gönlün yokmuş Menna'da, anladım. Evlendirmeyiz, olur biter. Ama gencecik bir kız... Sokaklarda bir başına Allah muhafaza. Bu biliyor. Dur hala dur. Çözeceğim ben bu işi. Güzellikle çözeceğim. Bir sevdiği vardır herhalde. Yoksa neyine güvenip kaçacak? Şeyda, ortalığı karıştırma. İyice zıvanadan çıkartma şu Menan'ı. Bu gece muhakkak bir haber gelecek. Bu şehirde öyle bir kız asla kaybolamaz. Kim yataklık ederse başına ne geleceğini de bilir.